Selam arkadaşlar, ben Cahit Yıldız. Bugün FIFA 17'deyiz. Tabii siz bilmiyorsunuz, ben arkadaşlar sadece FPS'ci adam. Berkan kardeş. Efendim abi. Dur, daha seni tanıtmadık. Ben ses yapmadım ki. Yaptın mı? Neyse buraları keseriz. Selam arkadaşlar, ben Cahit Yıldız. Bugün FIFA 17'deyiz. Berkan kardeş. Merhabalar. Dur oğlum, gene ses yaptın. Ne yapacağım ben? Bak ne yapıyorum biliyor musun? Yapıyor. O geliyor oğlum. Tamam, kendini o şekilde tanıtabilirsin de ben konuşurken yapma abi oğlum. Evet. Voice activation'ı yükselttim hadi. Tamam. Dur, sanki hiç tanıtmamışız gibi. Selam arkadaşlar, ben Cahit Yıldız. Bugün FIFA 17'deyiz. Tabii siz bazılarınız beni sanıyor ki FPS'ci sanıyor. Ama halbuki biz oyuncuyuz kardeş. Ben 20 yıldır bilgisayar kullanıyorum. Oyun hayatıma FIFA 96 ile başladım. Sonra PES 2008'de devam ettim. Tabi arada bayağı bir fark var ama olsun, inşallah yeteneklerimizden bir şey kaybetmemişizdir. Bu maçta göreceğiz. Yanımızda bugün Berkant var. Teta, oyuncu beta. Deyince onun adı akla gelir. Beta. Beta. Tam sana uygun bir şey olurdu. Ne yapıyorsun abi, iyi misin? İyiyim valla, sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Duydum ki senin 200 saatlik oyun deneyimin varmış. Yani var, kendi çapımızda biz de bir pro'yuz yani. Xbox'la oynuyormuşsun. Ondan sonra bilgisayarı almışsın. PlayStation'ın var mı? PlayStation'ım yok, hayır. Her yerde oynuyormuşsun. Biz seninle aslında beraber, ben İstanbul'a geldiğimde seninle beraber FIFA oynamıştık. Şimdi tam olarak skoru hatırlamıyorum. Ben sen hatırlıyorum. Sen o zaman da böyle büyük büyük konuşuyordun. Beni yenmiştin, kabul ediyorum. Yenmiştin ama böyle bir farkla falan yenmiştin. Hatta ben sana bayağı gol atmıştım. O kısımları hatırlıyorum bak. Bir farkla yenince yenmiş sayılmıyorsun herhalde. Ben yanlış biliyorum herhalde. Ya tamam, sen yendin bir farkla ama bir farkla yani. Hani maç 16-14 bitti, anladın mı? Bugün iki farkla yeneyim o zaman madem şey yaptın. Bak yine büyük büyük konuşuyorsun. Az önce bir maç yaptık. 70'e 3 yendim arkadaşlar. 70'e 3, abartmıyorum. Hazır mısın? Hadi o zaman. Fenerbahçe Galatasaray derbisi başlıyor. Hakem Cüneyt Çakır. Josue. Oğlum gündüz maçı açmışız, göz gözü görmüyor. Bu ne, PTT birincilik maçları gibi. Hakikaten böyle derbi mi olur? Bu arada PTT birincilik takımlarının taraftarları dislike atabilirler. Mesela Göztepe mi? Yalnız Göztepe'de çok söyleyeyim. Göztepe birincilikte mi? Ne işte, bu Süper Lig'in altında. Ha. Değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Göztepe çok iyi takım. Ben birincilikte, Şampiyonlar Ligi'nde falan diye düşünüyorum. At pasını oğlum. At içeri oğlum. Neyse, o da olur. Vur! Maçın üst tarafını göremiyorum ben. Gözümü güneş alıyor. İşte o takımlar neden birincilikte? Bu yüzden. Güneş var abi. Sen şeyi hatırlıyor musun? Hatırlarsın. Rüştü gözlerini kömürle boyuyor. Bir bordo bereli edasıyla adam savaşa mı çıkıyor maça? Gerçi Rüştü'nün bir hareketi vardı. Kaleden çıkıyor abi. Kime yapıyordu hatta? Bir Manchester United maçında mı ne? Abi öyle bir dalıyor ki adama. Hani Kung Fu'cu olsa bu kadar iyi dalamaz. Herif uçan tekme atıyordu. Hatırlayanlar vardır illaki, izleyenlerden. İnanılmaz bir adamdır işte. Şimdi şey, Lig TV'de yorum yapıyor. Gerçi Lig TV'nin de ismi değişmiş. Ben hiç izlemiyorum ya Lig TV'yi. Ben beyaz futbol abi. Eyvah çocuklar. Eyvah çocuklar. Ben geçmem bunu. Bir önceki maçta Berkant'ı yendim. Snyder'la aynı pozisyonlarda yaklaşık bana 7 tane falan şut çekti abi. Hepsi dışarıdaydı. Bir tanesi bile kaleye tutmadı. Adam ilk şutunda gol attı, pis herif. Bu arada senin Volkan Demirel'de delay var galiba. 3 saniye sonra atlamıştı. Lagladı herhalde. Orada. Olsun çocuklar. Hiçbir şey bitmiş değil. Haydi Fenerbahçe. Kim o? Volkan Şen. Attı pasını. Tekrar Volkan Şen'e gelecek. Attı ara pasını içeri doğru. Açtı ortasını. En arka vur lan. Pabli'yi gördün mü nasıl kaydı?
Aslında bu orta arkaya değil de şeye gelseydi, ortaya doğru gelseydi her şey çok daha iyi olabilirdi ya. Haydi, o nasıl kafa lan? Vursana köşeye. Bu arada sen de Fenerbahçelisin değil mi abi normalde? Aynen aynen. Ama ben daha çok gerçek Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe'yi ben seçtim arkadaşlar. Bir ara Fenerbahçe maçı yapacak. Ayıp olur diye yapmadık. Ben de bu oyunu en son Şiz oynadım. Yaklaşık 1,5-2 ay oluyor herhalde oynayalı. Hani çok fazla oynamadığım için tabii el alışkanlığım yok. Bu tip oyunlar genelde hani pratiğe bakar. Kendini geliştirmen. 20. dakikadayız, ağlamaya başladı. Oğlum ne yaptım, daha gol atamadım. Şut çekemedim doğru düzgün. Oğlum çekilsene lan. Ay, beli kırıldı orada. Beli kırıldı. Hakem hiçbir şey vermiyor Cüneyt Çakır. Vermedi değil mi? Vermedi. Verdi. Ha, faul verdi. Başka bir şey vermedi. Sarı kart, mavi kart. 29 metre. İyi misin frikiklerde? Belli ki iyisin. Bir kalp atışları. Aynen. Bir eyvah çektik. Neyse, ikinci şimdi yere... Normalde benim bildiğim kadarıyla Volkan iyi kaleci. Gerçekte. Ama abi oyunda yapamamışlar. Oyunda Abdullah yapmışlar Volkan yerine. Eğer tipini gösterirse Volkan'ı... bayağı şaşırdım yani ilk gördüğümde. At Volkan Şen'e. Volkan Şen. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yine orta açacağız. Şaka yaptım. Volkan Şen. İçeri kaydediyor Volkan. La oğlum. Ona değil. Offside. Ozan'a değil ya. Paslaşmalarımız %86, %84. Çoğu pas geçiyormuş. Paslarda iyiyiz. At oğlum. Yürü lan Percy. Yürü lan Percy. Vur lan Percy. Gol! Van Percy. Harika attı. Mükemmel paslaştı. Fenerbahçe takımı. Muslera'nın tıklası. Abi şimdi gerçekte bilmiyorum. Emin değilim yani. İyi mi kötü mü? Van Persie solak normalde Van Persie bildiğim kadarıyla, ancak sağ ayağını da bir raket gibi kullanabiliyor. Yalnız benim golümden sonra mükemmel demem biraz şaşırttı beni yani. Snyder da tabii uzaktan vuruyor, onu da biliyorum. Eskiden Inter'de mi oynuyordu Snyder? Benim zamanımda evet, Inter'de oynuyordu. FIFA'da şey PES zamanında Real Madrid'deydi bu arada. O PES'in hani Ronaldo alıp koşuyorduk ya direkt. Ronaldo. Oğlum çok iyiydi o zaman. Ronaldo'yu al, forvete koyuyorduk, koşturuyorduk direkt. Abi bir de ondan öncesi var. PES 3'te, ne bileyim, Winning Eleven'da falan, hani PES daha çıkmadan. Roberto Carlos'u forvete koyma olayı vardı abi. Roberto Carlos forvete koyardın ilk futbol oyunlarında. Öküz gibi vuruyordu zaten. Bütün golleri onunla atardım. Şimdi bir kontratak şansı. Potuk. İlk adını bilmediğim Potuk ilerliyor. Arkasında zenci bir adam. Fazladan karınkasına sahip, attı içeri pasını. Ancak pas geçmeyince bir Fenerbahçe atağı da sonuçsuz kalıyor. Sabri ile hücuma çıkacağım ben ya. Neden olmaz? Neler oluyor? Sabri! Sabri iyi oyuncum Berkant. Abi fişek gibi ya. Oğlum senelerdir Galatasaray'da işte yani, öyle düşün. Niye öyle peki bir dalga malzemesi oldu Sabri? Hani çok egzantrik hareketleri var diyeyim böyle. Hani birkaç tane yaptı. Normalde iyi oyuncu olmasına rağmen o hareketler mi akılda kaldı yani? Ya atıyorum şimdi 5 tane orta çekiyorsa bir tanesi gerçekten gol pası oluyor. Ama 3 tanesi de şeye gidiyor falan. Abi, iyi bir oran değil yalnız bu, kötü o zaman. Hani Dusty'den vurup viraja gitmek oluyor bazen. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu esprilerle de CS kitlesinin gönlünü kazanıyor kanalındaki. Eyvah, son dakikada gol yemeyelim. Kaçın lan. Aa, zaten offside değil miydi? Neredeyse offside.
Offside olsa hakem verir. Yürü oğlum. Ah. İyi ayak koydun, iyi ayak koydun. Hayda, nasıl kesti ya yeri? Şeyi ata. 8 evet. Şutun mu var? Allah aşkına ne zaman şut çektin ya sen? Abi senin 2 şutun var. 1 gol. Aynen. Az oynamışsın, öz oynamışsın. Güzel güzel istatistikler. Maça devam et. Ya sen nasıl 8 şutu çekmiş olabilirsin ya? Abi ben şey uzaklardan çektim ya, ceza sahası dışından falan. Genelde defansına çarptı ama senin, ya da ayak koyu defans. Onları da şuttan saymış demek ki. Şerefsiz oyun. Çok iyi koştun ama geç kaldım kardeş. Offside mi? Evet. En az 2 golüm var abi. Bakalım. Şimdi güneş sana doğru mu vuruyor, bana doğru mu vuruyor? Gerçi güneş tam tepede mi lan? Şey değil sanki. Göze vurma gibi bir bahane yok yani. Yürü oğlum. Snyder'in bir golü daha var bu yarı. Fenerbahçe yine kontra taktı. Attı pasını. Çok sert müdahale. Devam et. Foul. Avantaja bırakmıştı hakem Cüneyt Çakır. Şimdi verdi sarı kartını zenci futbolcuya. Çedju. Eğer isimlere alışkın olsam. Bu arada Fenerbahçe. Oğlum bam. Oğlum kendi adamına takıldı ya. Aa, vur lan. Vur lan oradan. Ah. Saca gitti. Dedim şöyle bir uzak direğe gider mi dedim. Futbolcuların isimlerine aşikar olsam şey yaparım. Bir hani sunummuş gibi böyle akıcı bir şekilde anlatmaya çalışırım. Belki daha keyifli olabilir o zaman. Bu videoyu severlerse bir tane daha çekeriz. Aynen. Sevip okşayın bu videoyu bir. Bu arada size teessüf ediyorum. Abi öyle şut mu olur be? Gidip benim CSGO videolarımı 60K izlemişsiniz. Rocket League videosunu, gerçi Baki Mercimek'in de etkisi olabilir o noktada. Rocket League videosunu 28-29K izlemişsiniz. İnsan en azından bir tık atar. Der ki, komptan çekmiş, ayıp olmasın, bir tık atayım der. Ama yapmamışsınız. Bu yüzden size teessüflerimi bildiriyorum arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe atı. Atlı yukarı tekrar. Van Persie. Orta hazırlığı. Volkan Şen açtı ortasını ancak kaleci Muslera. Sesin gitti lan Cahit. Sesin mi gitti? Ha kesildi de. Dedim herhalde çocuk panik oldu, bir şeyler oldu. Oğlum panik olması gereken sensin. Orta niye? Çünkü 3'e 2 ataktayım. Mükemmel bir pas. Eyvah çocuklar. Eyvah çocuklar. Attı 2 oldu. Attı 2 oldu. Gördüğünüz gibi zorlanmadık. Olsun çocuklar, hiçbir şey bitmiş değil. Schneider zaten bu arada Schneider iyi oynuyor mu abi? Gerçekte. İzlemiyorum ya bayağıdır. Ama oynuyor herhalde. Ben beyaz futboldan izlediğim kadarıyla Schneider'e çok şey yapıyorlardı. Hani iyi oynamıyor, salıyor kendini falan gibi oğlum, yorumlar yapıyorlar. Oğlum en son Arda Turan'a öyle dediler. Adam Barcelona'ya. Demek ki beyaz futbolla ilgili bir sıkıntı var abi futbol yorumlarında. Abi faul ama o. Survival yapmışlardı, onu izlemiştim. Survival mı? Ha, programdan birini göndermek için oyluyorlar. Survivor. Bu arada çok güzel paslaştı yine Fenerbahçe ama bitmiş o adam. Kim o adam? Aha. Uf! Abi nasıl geçtim belli değil ama işte o şutu çekeceksin abi. Onu oradan çekemiyorsan Schneider gelir vurur yani. Bu arada seni yenebildiğim tek oyun ha. Ben düşünüyorum başka hiçbir oyunda daha önce seni yenemedim. Ama bunda affetmiyor Schneider. Yok yok, arkadan iyi çektim Schneider'i. Aa, Volkan'ı gördünüz mü? İşe bir daha gösterir. Şimdi hızlı atak şansı. Van Persie koşabilir mi? Abi niye benim adamlar koşmuyor? Oğlum Van Persie 39 yaşında falan da. Sadece vuruyor. Sadece ayakta mı bir hareket? Adam koşmuş zamanında. Van Persie de eskiden benim zamanımda Arsenal'de oynuyordu.
Herifin şutları cidden çok iyiydi. Hala da iyi yani bildiğim kadarıyla. Ama işte koşmuyor. Öküz gibi de fiziği var değil mi? Herif 1.90 falan en az. Biz 7 sene falan Alex'i öyle oynattık ya, koşmuyor diye adam neler yaptı. Aynen. İyi futbolcu ama Alex. Bu arada çok tehlikeli. Potuk attı. Van Persie. Abi öyle şut mu olur? Az önce övdük seni. Ay. Dakikalar azalıyor Cahit. Abi 80 valla. İçimi yiyor. Kaçan şutlara, gollere bak. Ne yapıyorsun lan? Artistik mi yapıyorsun? Ver oğlum o topu. Aa bak senin adamlar götürüyor topu. Ben sanırım top kapmayı bilmiyorum. Emin değilim ama. Hadi oğlum bu sefer olsun. Bu sefer. Hakem oynayın diyor. Ulan keşke önceki maçı çekseydik. Yeniyordum ya. İlk yarı bitmişti. 2-0 yeniyordum. Çekmeyelim dedik. Ben o sıra tuşları öğreniyordum. Hata gelir mi orada? Muslera'dan. Abi bitiyor maç. Dakikalar 85. Hadi çocuklar. Oo! Ayağı kırıldı. Kırmızı kart hoca. Ver lan kırmızı. Ver. Nasıl lan? Verecek abi, verecek. Çağıracak yana bak, çağırıyor. Ver Cüneyt Çakar'ı. Ver kırmızıyı. Olsun, sarı da olur. Oo. Aa bu nasıl bir defans? Herkes defansta nasıl satayım? Vurdu gol! O nasıl şut? Kimsin sen? Kim attı golü? O nasıl şut? 90'a öyle bir vurdu ki ceza sahasından. Salih Uçan. Uf. Ayağını kırmaya geldi. İşte beklediğimiz gol. İşte Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan gol. Salih Uçan'dan dakikalar 88'i gösterirken geliyor. O saçları kes. Oh, keyfim yerine geldi. Berkan ne haber? İyiyim canım. Bir hemen şey yapmaya başlamıştım. Kol sen... bozuk, göklüğümden neler bozuk. Sen de pek bozuntuya vermiyorsun. Gayet rahat gibisin ama aslında rahat olmadığını burada milyonlar biliyor. Milyonlar biliyor bizi izleyen. Şimdi üçüncü gol geliyor. Son ataklar. Maç bitmek üzere. At Van Persie aşağı. Atamadı. Eyvah. Tut onu. Hayır. Evet, şimdi uzatmalar mı? Uzatmalar. Golden goal mu? Ha, golden goal olsun. Bir dakika dur. Continue demek için ne dememiz lazım? Seri yeniden eşleşip devam etmek. Ha, bir puan aldık, bitti ya. Uzatmalar yok. Lig sistemi ya bu. Neyse, dostluk kazandı o zaman. Dostluk kazandı, evet. Hayır, seçtim artık. Ne yapayım? Çıkış. Evet. Fabri Serraoğlu en iyi oynayan oyuncum seçildi. Neden şeyde Galatasaray'da olduğu yıllardır FIFA'dan belli. Bu arada 18 dakika olmuş video şekilde. İnşallah izlersiniz, beğenirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçi atlamış da olabilirsiniz maç kaç bitti diye ama olsun. Ben onu anlamamış gibi yaparım. Teşekkür ederim sana da Berkant'cığım. Rica ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz FIFA serisine devam et diyorsanız ara sıra böyle FIFA da çekeriz. Yani aslında seri gibi değil, tek oyun olarak düşünmüştüm ben bunu. Tek video olarak düşünmüştüm ama hani çok beğenilirse devam ederiz, ne olacak. O zaman görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.